Tarih 2 Haziran 1968. Türkiye'nin halk tarafından doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı İzmit'te göreve başlıyordu. Leyla Atakan ve arkadaşları çıktıkları bu yolda ilk olarak kentin su sorununu çözüme kavuşturuyor ve gecekondulaşmayı önlemek için yeni alanlar oluşturuyordu. Altyapı çalışmalarına önem veriyor ve birçok kooperatife araziler tahsis ediyor, İzmit Körfezi bitimindeki bataklık araziyi bir fuar alanına çevirerek kentin sosyal, kültürel ve ticari hayatına canlılık getiriyordu. O adeta tüm İzmit'in ablası, annesi olmuştu. Bugün onun bıraktığı yerden sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete devam etmek için Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi geliyor. Kadınlarımız için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, çevresiyle, deniziyle, sokaklarıyla, meydanlarıyla, sosyal, kültürel ve sportif alanlarıyla aydınlık ve güçlü bir İzmit için geliyoruz. İşçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, memuruyla omuz omuza geliyoruz. Önceliğimiz, geleceğimiz olan çocuklarımız. Onların yaratıcılıklarını arttırıp bilişim çağını yakalamalarını sağlayacağız. Büyüklerimizin sağlıklı bir şekilde sosyal yaşamlarını rahatça sürdürebilmeleri, geçmiş tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarabilecekleri alanlar oluşturacağız. Girişimci ve yaratıcı gençlerimizin iş kurma ve yenilikçi projelerini hayata geçirmeleri için her türlü desteği sağlayacağız. Köylülerimizin kendi elektrik enerjilerini üretebilmesi için belediye olarak öncü rol üstleneceğiz. Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi tarlalarıyla köylümüzün üretim maliyetini düşüreceğiz. Onlara her türlü desteği vererek İzmit'in köylerini kalkındıracağız. Köylünün ürettiğini doğrudan tüketiciye ulaştırarak
hem köylünün hem de tüm İzmit'in ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu kenti ortak akılla yönetmek için tüm sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının ihtiyaçlarına cevap vererek bu kenti ortak akılla yöneteceğiz. Üreten ve ürettiğinden hak ettiği payı her bir bireyiyle eşit paylaşan daha güzel, daha ferah, daha zengin bir İzmit için geliyoruz.